Motorcu Melih Dere'den herkese merhabalar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir koydan size sesleniyorum bu sıcak Ağustos ayında. Ne yapayım ne yapayım dedim. Şöyle benim tibiliye bineyim. Birkaç tane koy var. Onları dedim arkadaşlara göstereyim. Böyle bir vlog olsun. Haydi bakalım başlayalım işe. Evet arkadaşım arabayla korna çaldı. Bir dakika bakayım. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabi hala şu an vatandaşlar buralarda bayramdan sonra biraz yoğunluk azalsa da yine de kalabalık tabi. Okullar açılana kadar devam eder. Evet. Burada denize girenler de var. Şurası çadır kamp, camping. İşte böyle çadırlarla kalıyorlar. İsteyen burada denize giriyor. Ne yapayım derken denizde çok kalabalık olduğu için pek gitmek istemiyorum. En iyisi dedim motorumla bir video çekeyim. Buralarda çoktan beri gelmiyordum. Yolu falan betonlamışlar. Betonu bile düzgün atamamışlar. Tangır tungur. Gerçi stabilize de ne? Önceden stabilize edeyim. Burası da bir koy. Ama gördüğünüz gibi perişanlık diz boyu. Ya arkadaşın sen şuralara bakmaz mı ya? İşte denizde çekilmiş bayağı. Birisi de karşıda çadır kampı kurmuş. Burası da bir koy arkadaşlar. Kışın buralara balık tutmaya geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Şurada oteller, moteller. Buraya acilen el atılması lazım. Tabi bu sezon geçti abi. Şuna bak ya.
Bizim buraların tek sorunu bakımsızlık, bilgisizlik işte. Gelenler de kirletiyor, gidiyor. Şimdi bir tane daha yer var, oraya da gideyim, biraz orada oturayım. Orada biraz buradan temizdir. Bu yolun devamı şeytan sofrasına çıkıyor. Böyle küçük yerlerde böyle küçük cc'li motor çok iyi oluyor. Elimiz ayağımız. Her yere sür git. Park sorun olmuyor. Ona keza zaten yakıt iktisatı o biçim. Güzel çamların arasından böyle mis gibi orman havası. Allah'tan burada insanlar az yani. İnsanların çok olduğu yere gitmedim. Diğer sahil tıklım tıklım tabii ki. Yemyeşil güzel ormanlar. Bu sıralarda da çok ormanlar yanıyor. Ne bileyim, yakanların Allah belasını versin diyeyim. Ne diyeyim arkadaş ya. Nasıl kıyıyorlar, ne yapıyorlar, nasıl dikkatsizlik yapıyorlar anlamak mümkün değil. Evet. Diğer bir koyumuza geldik. Şurada çamların dibine çekiyorum. Yani vatandaşın bir de arabayla geliyor ya. Ben de şuraya gölgeye durayım. Evet. Diğer bir koyumuza geldik. Kışın buralarda balık tutuyoruz. Şöyle ineyim. Tabii bizim vatandaşımız pikniğini yapıyor, pisliğini de bırakıyor, gidiyor. İşte görmüş olduğunuz koy. Evet, bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.